Evet, selamun aleyküm sevgili dostlar. Hepinize hayırlı geceler dilerim arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi yine Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden sizlere elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar, bu Neml suresi Mekke'de inmiştir. 93 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bunun içinde bayağı şeyler var. Ben bunu bir sefer okumuştum yani. Önemli hadiseler var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsin. Bunlar sana Kur'an'ın ve apacık bir kitabın ayetleridir. İman eden müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olmak üzere. Ki o müminler namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir. İşte bunlar kendileri için oldukça ağır bir azap bulunan kimselerdir. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti: gerçekten ben bir ateş gördüm, gidip size oradan bir haber getireceğim yahut bir kor ateş getireyim. Umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenilmişti: ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at, asayı atıp onu yılan gibi deplenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Dedik ki, ey Musa, korkma, çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık yapar, sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Ben bu şekilde ayetlerimiz onların gözleri önüne serilince bu apacık bir sihirdir dediler. Sevgili dostlar, ve vicdanları bunların doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğunu bir bak. Sonunun nice olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apacık bir lütuftur.
cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları Süleyman'ın hizmetinde toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yavrularınıza girin, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat." Süleyman kuşları gözden geçirdikten sonra şöyle dedi: "Hudhud'u niçin getirmiyorum, yoksa kayıplara mı karıştım? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek, ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım yahut boğazlayacağım." Çok geçmeden Hudhud gelip, "Ben," dedi, "senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim." Gerçekten onlara, Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş ve büyük bir tahta sahip olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için hidayete girmiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmezler. Halbuki o büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tapılacak yoktur. Süleyman Hudhud'a dedi ki, "Doğru mu söyledin? Yoksa yalancılardan mısın, bakacağız. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak." Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, "Beyler, ulular bana çok önemli bir mektup bırakırdı," dedi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamaktadır. "Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin," diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, "Beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda olmadan hiçbir şey kestirip atmam." Onlar şöyle cevap verdiler: "Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne emredeceğini düşün taşın." Melike, "Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının ulularını hakir hale getirirler. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır," dedi. "Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler ne gibi bir sonuç ile dönecekler." Elçiler hediyelerle gelince Süleyman şöyle dedi: "Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir, ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Ey elçi, onlara var söyle, iyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız." Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, "Ey ulular, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm.
Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onu Melike'nin tahtının yanı başında yerleştirivermiş görünce bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbim müstahanidir, çok kerem sahibidir. Süleyman devamla dedi ki onun tahtını bilemeyeceği bir vaziyete sokun. Getirin bakalım tahtını, bakalım tanıyabilecek mi? Yoksa tanımayanlardan mı olacak? Melike gelince senin tahtın da böyle mi dendi? O şöyle cevap verdi. Tıpkı o zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslimiyet göstermiştik. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekti. Süleyman bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike dedi ki Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'ın mahiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ant olsun ki Allah'a ibadet edin diye Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki ey benim kavmim iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar etseniz belki rahmetine ulaşırdınız. Cevap verdiler senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır. Belki siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. O şehirde 9 çete vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. İyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a ant içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. İşte bak tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onların da kavimlerini toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri bilen bir kavim için elbette bulunan bir ibadet, ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmeden sakınanları da kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Siz ile de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Bana kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketinden çıkarın. Baksanıza onlar bizim yaptıklarımızdan temiz kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine öyle bir yağmur indirdik ki ne kötü idi uyarılanların yağmuru. Resulüm de ki hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına, Allah'ımı hayırlı yoksa ona koştukları ortaklar mı? Onlar mı hayırlı
Yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indiren mi? Çünkü biz onunla bir ağacını bile bitirmeye gücümüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran rahmetinin yağmurun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Evet sevgili dostlar, Nemir suresini ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Şu anda 64. ayetteyiz. Onlar mı hayırlı yoksa önce yaratan sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? De ki eğer doğruyu söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin haydi. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman dirilteceklerini de bilmezler. Fakat ahiret hakkında bilgiler onlara ard arda gelmektedir. Ama onlar bundan bir şüphe içindedirler. Çünkü onlar bundan yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilip çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki hele bir yeryüzünde gezin de günahkarların sonu nice oldu bir bakın. Habibim onlara karşı mahzun olma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü bir sıkıntı duyma. Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ettiğiniz azabı hani ne zaman derler. De ki çabucak gelmesini istediğiniz şeyin azabın bir kısmını herhalde yakında ensenize binecektir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap da levh-i mahfuzda bulunmasın. Haberiniz olsun ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında kendi hükmünü verecektir. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Ve o halde sen Allah'a güven, çünkü sen apaçık hakikatin üzerindesin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek değilsin. Ancak gönülden teslim olarak ayetlerimize iman edenlere
duyurabilirsin. Söylenen başlarına geleceğe vakit bunlar için yerden bir dabbe canlı çıkarırız ki bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler ve her ümmetin ayetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağımız gün artık onlar da bir arada tutulup hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri vakit Allah buyurur, siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa yaptığınız başka neydi? Yaptıkları haksızlıktan dolayı o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi ki dinlesinler diye geceyi yarattık ve çalışsınlar diye gündüzü abaydınlık yaptık. İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar. Her kim de kötülükle gelirse artık yüzleri ateşte sürtülür. Başka değil. Ancak yaptığınız amellerin cezasını çekeceksiniz denir. De ki ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı kutlu kılan bu şehrin Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundu. Yine bana Müslümanlardan olmam emredildi. Ve Kur'an'ı okuma emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şöyle de hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Sadakallahu'l-Azim. Allah-u Teala her şeyin en iyisini söyledi sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı geceler dilerim. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Amin.